Yunus Emre Sel de bizlerle birlikte. Yunus'a da bir hoş geldin diyelim. İyi akşamlar Yunus. Hoş bulduk Koray. Size ve değerli konuklarınıza Trabzon'dan iyi yayınlar dileyelim. Teşekkür ediyoruz. Yoğun bir gündemdi bugün Yunus. Şöyle söyleyeyim, hatta ben radyo yayınında da aynı benzetmeyi yaptım. Bugün herhalde spor medyasındaki bütün şirketlerde fırtınalı bir hava hakimdi. Yani bir transfere bakıp onu yetiştirelim derken bir başkası geldi. Sağ ol, sen de iyi mesai yaptın. Bugün bizi de bu anlamda, editör arkadaşlarımızı da bayağı zorladın. 4 futbolcuyla anlaşıldı. Bunlar Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Larsen. Üçü yeni transfer. Dansville'in bonservisi alındı. Bunun dışında da bir iki tane daha transfer gelişmesi var. Yani Trabzonspor'un ciddi mesafe kat ettiği. Öncelikle istersen sen bir toparla. Bugün nasıl geçti Trabzonspor adına? Seni dinleyelim. Daha sonra stüdyoda da üzerine konuşacağız. Öncelikle Ersen Martin'e de bir kez daha biz de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Hiç unutmuyorum 2006-2010-2007 sezonunda o zaman foto muhabirliği görevi yapıyordum ihtiyaçtan dolayı. Soyunma odasına girmiştik devre arasında fotoğrafları geçmeye Beşiktaş maçına. Dışarı çıktığımızda Beşiktaş tribünlerinde bayağı bir uğultu kesilmişti. İçeri girdiğimizde Beşiktaş öndeydi, coşku vardı. Bir iki dakika içerisinde bir anda onun golleriyle Trabzonspor öne geçmişti. Onu hep o şekilde hatırlıyorum. Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Trabzonspor'a da gerçekten önemli katkılar yapmıştı. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Aslında biz Engin Aslan'a dün akşam gecenin flash haberlerini duyurmuştuk. Doğucan Haspolat ve Larsen'le transfer anlaşmasına varıldığına dair. Ama orada da şu ifadeyi kullanmıştım. Eğer Trabzonspor Larsen transferini bitirdiyse sol beki Eren Elmalı transferi gerçekleşecektir. Çünkü yerli kontenjanından dolayı böyle bir hamle yapması gerekiyordu Trabzonspor'un. Ve Trabzonspor paket teklif yaptı Kasımpaşa Kulübü'ne. Hem Eren Elmalı'yı hem de Doğucan Haspolat'ı kadrosuna katmak için. Eren Elmalı'yı direkt istediğinde yüksek bonservis bedeliyle karşılaştı Trabzonspor ilk başlarda. Ama sonra işin içine Doğucan Haspolat transferi de girince bu rakam daha mantıklı seviyelere geldi ve Trabzonspor ile Kasımpaşa Kulübü'nün arasında anlaşma sağlandı. Ardından futbolcularla görüşüldü. Doğucan Haspolat Amsterdam'dan İstanbul'a davet edildi. Hemen o da daveti icabet edip geldi. Bugün oyuncular Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Larsen İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirildi. Bu oyuncularla sözleşme imzalandı. Ama tabii resmi tören kulüp tarafından daha farklı bir tarihte yapılacak. Dansville zaten Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın Nisan ayında yapılan toplantıda takımda kesinlikle kalmasını istiyorum dediği oyunculardan bir tanesiydi. İlk maçlarda rakamsal ciddi farklılıklar oldu. Sonra Trabzonspor bugün de açıklandığı üzere ciddi rakamlara kadar çıktı Dansville'in takımda kalması için ve anlaşma sağlandı. Bu Trabzonspor'un bu sezonki 4 transfer girişimi ile başladı süreç. Aslında biraz geç kaldı mı, önceki sezonlarda daha hızlıydı gibi tartışılırken bir günde 4 transferi kadrosuna katmış oldu bordo mavili takım. Ama süreç devam ediyor. Sırada Umut Bozok var. Umut Bozok'la ilgili süreci şu şekilde anlatalım. Trabzonspor Lorient Kulübü'ne oyuncunun sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesini ödeyeceğini belirtti ve Lorient Kulübü de bu teklifi kabul etti. Bunun üzerine Trabzonspor Umut Bozok'la bir görüşme yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı da ona planlarını, projelerini anlattı ve yönetimle yüz yüze görüşme yapması için Umut Bozok İstanbul'a davet edildi. İstanbul'a geldikten sonraki geliş tarihini henüz netleştiremedik biz. İstanbul'a geldikten sonra bir yüz yüze görüşme gerçekleştirilecek yöneticilerle ve ardından Umut Bozok'un transferinin de netleşmesini bekliyoruz. Ama dediğim gibi henüz Umut Bozok'la anlaşma yok. Kulübüyle sorun yok ama Umut Bozok'un kendisiyle henüz anlaşma yok. Onun ismi başka takımlarla da halen anılıyor. Onu ifade edelim. Süper Lig'in gol kralı ama teknik direktör Abdullah Avcı da birebir görüşme yaptığı oyuncuları genelde bugüne kadar hep ikna etti. Umut Bozok'ta da sürecin bu yönde gitmesi bekleniyor. En azından yönetim oyuncudan olumlu görüş aldıklarını, olumlu dönüş aldıklarını beyan ediyor. Bir diğer hamlede Marlon Schott-Gardones'in Brezilyalı savunma oyuncusu. Trabzonspor tam 3 resmi teklif yaptı bu oyuncu için Schott-Gardones'e. Ama üçünde de Ukrayna ekibini ikna edemedi. En son yapılan teklif 3,5 milyon avro ve sonraki satıştan %15 paydı. Ukraynalıların beklentisi 6 milyon seviyelerinde. Trabzonspor pazarlıklarına hala devam ediyor. Çok yoğun şekilde bu oyuncuyu istiyor ve Marlon'un kendisi de Ukrayna'daki savaş durumundan dolayı oradan ayrılma düşüncesinde.
sürecin halen devam ettiğini söyleyelim ama Marlon'la görüşülürken bir yandan da Bartra'yla da temaslar devam ediyor. Real Betis'in stoperi. Onunla ilgili de kulübünün talep ettiği yüksek bonservis bedelleri var. O seviyeyi aşağı düşürmeye çalışıyor. Bir diğer gelişme de Trezeguet. Trezeguet'in menajerini Trabzonspor İstanbul'a davet etti. Şöyle yapalım mı Yunus? Trezeguet konusu çok merak ediliyor. Birazcık tabii ki biz de Trabzonspor taraftarını bekleteceğiz belki. Şu an bana kızıyorlardır ama Trezeguet konusuna biraz sonra Vakeme ile birlikte girelim istiyorsan. Umut Bozok'a dair dedin ki Kasımpaşa'nın kullanmadığı opsiyonu Trabzonspor o bedeli ödeyebilir diye. Rakam belli mi, onu biliyor musun? 2,5. 2,5. 2 milyon 500 bin euro. 2 milyon 500 bin euro civarında bir bedeli ödemeye gözel aldı Umut Bozok için. Şimdi müsaadenle stüdyoda konuklarımla da birazcık detaylı gidelim. Sen de arada bize müdahale edebilirsin tabii fikir noktasında. Ergin, Trabzonspor şimdi Marlon'u istiyor. Dansville'i aldı. Vitor Hugo var elde. Yine hızlı bir giriş yaptı geçen sezon olduğu gibi. Onun dışında Eren Elmalı. Nasıl buluyorsun Eren Elmalı transferini? Özellikle çünkü bu sezon çok fazla büyük takımlarla adı anılıyordu. Eren ve Doğucan ikinci yarının flaş oyuncusu oldu Kasımpaşa'da. Milli takıma kadar yükseldi ki... Ondan daha önce yükselmiş ve çok gelecek vaden oyuncular da var orada. Şimdi yeni Fenerbahçe'den Ferdi girdi. Rıdvan Yılmaz keza yine orada. O rekabetin içerisine dahil oldu. Trabzonspor başkanı ve hocası geçen sene ki orada yan da tabii başkan yardımcısından yöneticilere kadar teknik ekibi de dahil edelim. Yaptıkları doğru işin tadını alınca bu serüveni devam ettiriyorlar. Ne demek bu? Yunus Emre Sel daha iyi bilir orayı. Sayın Başkan Ahmet Ağoğlu hoca ilk kampa başladığında transferlerin %80'ini sahaya yetiştirdi. Bu çok önemli bir takım için geçen sene. Ve serüven şampiyonluğa gitti. Çünkü Abdullah Avcı gibi sistem hocalarının en önemseyeceği şey herhalde birlikte çok çalışmak, birlikte çok tekrar istediği oyunu sahaya yansıtmak için mümkün olduğu kadar beraber olmak. Tabii. Kafasındaki kadroyla. İyi bir kamp dönemi geçirmek. Tabii. Takım olma. Tabii. %80'ini tamamlayıp transferle sonradan takviyeler yaparsın ama o kamp dönemi iyi geçirmesi lazım. Tabii. Sezon başı kampı da çok önemlidir. Çok önemli. Hem dediğiniz gibi falan. Takım uyumu, arkadaşlık, hem o takım sistemi oturtmak inanılmaz derece önemli. Ve transferlerde bombaları da patlatıyor Trabzon. Trabzon doğru yolda, kesinlikle katılıyorum yani. Bir de ihtiyaca binaen yapılıyor. Şimdi bazen şampiyon olursun, hadi dersin böyle dolduralım 8-10-12 tane bir furya, sonra hüsran olur. Şimdi bakalım bugün açıklanan isimlere baktığım zaman. Trabzonspor'un sol bek ihtiyacı var mı? Var. Net olarak var. Sağ tarafta Perez'in sakatlığı vardı. Larsen oynayabilecek bir oyuncu. İhtiyaca binaen alınmış. Evet. Bu sene stoperlerden ağzı yandı. Sakatlık oldu, Covid oldu, ceza oldu. Tek kulvardaydı. Oradan kurtarabildi yani hoca. Sıkıntı yaşayabilir Şampiyonlar Ligi serüveninde. Orayı güçlendiriyor. Yine 6 numara, 8 numara bölgesinde o aslında kalabalık bir oyuncu grubu var orada ama iki taraflı oynayabilen, hem 6 oynayabilen hem sağ bek oynayabilen Doğucan'ı yine kadroya kattı. Baktığın zaman öyle kadro derinliği ile beraber aslında direkt oynayabilecek ihtiyaca binaen transferlere yapılıyor. Şimdi Umut Bozok dediğin adam da Süper Lig'in gol kralı. Evet, gol tabii. kralını alıyorsunuz tabii, yani 2,5 milyon euroya. Tabii burada detayları yine verecektir Yunus Emresel. Biraz kontrollü gidiyor mu Trabzonspor? Ben onu önemsiyorum. Çünkü ekonomik açıdan mı? Tabii, çünkü Şampiyonlar Ligi'nden gelecek para bazen baş döndürüyor. Beşiktaş bunu yaşadı, Galatasaray bunu yaşadı ve sonu çok iyi olmadı. Hani Dansville bugün açıklandı, imza paraları vesaire. Şimdi 2,5 Umut, kabul edilebilir ücretler var. Biraz fazla olabilecek ücretler var. Burada biraz kontrollü gitmesi lazım. O kontrolü kaybettiğiniz andan itibaren olur ki işler ters gittiği zaman maddi olarak sıkıntı oluyor. Bir sene sonrası, iki sene sonrası. Ama dediğim gibi burada transferlere itiraz edebilecek şu an hiçbir transfer yok. Hepsi ihtiyaca binaen gayet herkesin gözünün olduğu transferler. Geleceğe yönelik de hem genç dinamik oyuncular alıyorlar. O da çok siz önemli. Siz nasıl buldunuz Levent Kartop? Bir kere zaten altını çizmek lazım. Geçen sezon da böyle yaptı Trabzonspor. Evet. Yunus sen de arada dahil olabilirsin tabii eksik olduğumuz yerlerde. Yani transferleri yine erkenden bitirdi. Marek Hamšík, Gervinho gibi çok önemli futbolcuları çok erken bitirdi. Onun meyvasını topladı. Şimdi bu senede aynı şekilde yine yani buradan şunu anlıyoruz herhalde değil mi? Baya baya hazırlanılmış. Bütün plan program belli. Ve sadece kağıt üstünde teoride yapılmamış bu plan. Evet. Pratiğe de uygulayabilmek de mesele. Yani siz kağıt üzerinde yaparsınız ama uygulamaya geçtiğinizde bunda başarılı olamazsınız. Hiçbir anlamı olmaz o planların. Burada ekip de çok doğru noktalara temas ediyor demek. Şimdi ekip baktığınızda Egemen Korkmaz, Orhan Ak,
Yani Tolga hocalar da şeyde analiz bölümünde. Yani ekibi gerçekten de çok donanımlı. Ne zaman arasam maç izliyoruz, oyuncu izliyoruz. Sürekli böyle. Ya bir de şöyle bir şey var. Mesela Levent kartopu izleyecek değil mi? Bir gidiyor Egemen izliyor. Bir tek Oranak, bir de Oranak izliyor. Başka bir scout'u izliyor. Bu çok önemli. Herkesten görüş alıyor ve derslerine çok iyi çalışıyorlar. Trabzonspor'da kolay kolay da hata yapmıyor bakın. Abdullah Hoca ve ekibi. Ya mükemmel bir işler. Oturtmuşlar da sistemi. Sezon başı biraz önce dediğim gibi uyum sorunu atlatmak için de sezon başı kampını takım olma anlamında, o sistemi oturtma anlamında da yani %90'ı transferin tamamlanması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki olur ya sakatlık olur, şey olur. Orada takviyeler de olacaktı. Ben ekip işi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten de sağlam bir ekip var Abdullah Hoca'nın. Yani bu tek başına yapılacak bir şey değil. Evet. Güzel bir ekip oluşturmuşlar. Scout ekibi de sağlam bir şekilde her yerdeler. Ben hangi maçı izlesem mutlaka Trabzonspor'dan birileri maçları izliyor, takip ediyor. Hem de altyapıları da izliyorlar. İzleyenler tabii bilmiyordur. Sen de sık evet. sık maçlara gidiyorsun, evet. izliyorsun. Kesinlikle. Gittiğin her noktada bir Trabzonsporlu yetkili veya Trabzon, Alanya, görüyorum hep Antalyaspor. Bunlar hepsi güzel bir şekilde scout ekiplerini oluşturmuşlar. Başakşehir o şekilde. Yani en çok sık rastladığın ekipler bu takımlar. Evet, mı? Evet. Genellikle bu dört takım. Trabzonspor, Antalyaspor, Alanyaspor, evet. Başakşehir. Scout ekipleri gerçekten de hem Antalya'nın da olsun güzel bir şekilde çalışıyorlar. Semersin'de alıyorlar. Bakın yani gördünüz Antalyaspor'da iyi yerlerde, Alanyaspor'da evet. iyi yerlerde. Bunlar böyle sadece menajerlerin başarısı değil bu. Bu bir ekibin işi. Tabii. Yani eğer sen dersine iyi çalışmazsan ne yapacaksın? Menajerlerden medet umacaksın. İşini saygıyla yapan menajerlere asla şey yapmıyorum ama dediğim gibi yani eğer ekibin sağlamsa gelecek en iyi futbolcu sen bulursun. Yani daha iyi. Bak biraz önce dedi ki Abdullah Hoca ikna ediyor. Kendisi de görüşüyor transferlerle. Bu çok önemli. Bir oyuncuyu etkilemek için yani gidersin görüşürsün yönetici ama belki bazı şeyleri aşamasın. Ama bir hocanın birebirde de görüşmesi etkileyici oluyor. Abdullah Hoca ve ekibi de bunu bu şekilde çok güzel yapıyor. Yani Trabzonspor doğru adımlar atıyorlar. Hem genç hem dinamik takım kurmaya çalışıyorlar. Ben gelecekte de zaten bu yabancı sayısının düştüğünde de bunların seversini göreceksiniz. Hem Trabzonspor hem Fenerbahçe de yapıyor bunları. Evet. Güzel çalışıyorlar. Bunun seversini de alacaklar diye düşünüyorum yani.